Evet, ortalık kuşlara kalmış gibi gözüküyor. Şu an Türkiye'nin en önemli iş merkezlerinden biri olan Levent'te Plazalar bölgesindeyim. Saat 8:20 geçiyor sabah. Hafta içi bugün buranın şu an oldukça kalabalık olması gerekiyordu ama insanlar tedbirlere uymuş gözüküyor. Meydan kuşlara kalmış gibi. Bu tedbirlere uyulması ülkemiz açısından çok önemli. Herkes çok dikkatli bir şekilde birbirine yanaşmadan yürüyor. İnşallah bu belayı da en az hasarla atlatacağız. Şu an Levent Çarşı denen yerdeyim. Olması gereken 10'da 1 kadar insan var diyebilirim. Plazalara doğru ilerliyorum. Bakalım kalabalık ne durumda. Beraber göreceğiz ama 4-5 yıldır her sabah hafta için buradayım ve hiç bu kadar fena görmemiştim. Tedbirlere uyuluyor. Tedbirlere uyulması halinde de bir sorun yaşamayacağımızı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah en az hasarlı atlatacağız bu belayı da. Ofislerin elden çalışmaya geçtiği anlamına geliyor. En azından %50-%100 olarak. Bu da teknolojik açıdan da aslında bu tip şeylere hazır olduğumuzu göstergesi. Sağda solda konuşulan komplo teorilerinde olan Endüstri 4.0 testi konusunda aslında bir şekilde aklımıza getiriyor. Evet, gerçekten Endüstri 4.0 testi olabilir. Bu hedeflenmiş midir, amaçlanmış mıdır ama ben bunun doğal bir gelişme olduğuna inanıyorum açıkçası. Evet, şu an çok kalabalık olması gereken bir yere doğru ilerliyoruz. Ama gördüğünüz gibi çok da kalabalık olduğunu söylenemez. Yani bu yol bu saatte dolu olur. Şu an tenha bile denebilir açıkçası. Evet, burası Levent metro çıkışı. Yani Türkiye'nin en kalabalık iş merkezlerinden biri metro çıkışı. Gördüğünüz gibi olması gerekenden çok daha az insan var. Gösterebilirim. Bu merdiven dolu oluyordu normal koşullarda. Burada yürüyemiyordum. Mutlaka burada kahvaltı edenleri oluyordu. Şu an yok. Kafeler de boş. Bunların hepsi iyi göstergeler. İnsanlar çok şükür ki kurallara uyuyor. Otobüsler boş. Bu da iyi bir gösterge. Otobüs durağının boş olduğu durum yok. Otobüsler yolcu bekliyor. Yolcular otobüs değil. Bu da oldukça iyi bir gösterge. Genelde bu metronun dolu olurdu. Acı bir hava çok soğuk değil. Bahçede sigara içen birileri mutlaka gördünüz. Bakıyoruz. Burada bir kişi var. Burada 3-5 kişi var diyebiliriz. Bu plazalar bölgesi. Oldukça tenha. Evet, kahve dünyasına bakıyoruz. Kahve dünyası sadece kahve satıyor. Kimsenin oturmasına izin vermiyor. Yani restoran bile oturma kısmını kapatmış. Bakıyoruz aynı şekilde. Simit sarayı da gördüğünüz gibi. Dışarıdaki sandalyelerini almış. İçeride kimse yok. Ya da dükkan kapalı bilmiyorum. Ama ülkemiz tedbirlere uyuyor. İnşallah hiç sorun olmadan bunu da açacağız. Ben de ofise doğru gidiyorum. Bizim ofiste de çalışanlar %50 sayıdan çalışıyor bugün. Sayıyı en aza indirmeye çalıştık. Hem trafiği azaltmak hem insanları evde tutmak adına. Bu arada burada trafik, gördüğünüz gibi trafik şu an. Yani burada kesinlikle araba ilerlemezdi bu saatte ama çok şükür orada da tedbirler olduğunda ilerliyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde ya da en az hasarlı bu süreci atlatacağız. Bu kısa videoyu yapmamın sebebi lütfen herkes tedbirlere uysun. Gerekmedik şeyden çıkmasın. İşe gitmek zorunda olanlar zaten gidiyor. Bir şekilde bu sistemle aktığına göre inşallah bir sorun olmadan bu süreci de yöneteceğiz. Gördüğünüz gibi trafik yok.
hepinize sağlıklı günler diliyorum.